Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Tam şu an oturuyordum ki bu fırtınada ne yapacağım diye düşünürken geldi bir tane kaçağımız geldi şuraya, pıt diye düştü arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane mardin. Aa, yavru düşecek. Gel. Görüyor musun arkadaşlar? Gel. Gel. Tabii bu rüzgarda şimdi bu hayvan oradan gelip inebilir mi? En merak ettiğim şey de o arkadaşlar. Kuş gelse ayrı bir dert. Uğraşıp biz kuş oynatsak kendi yavrularımız düşer mi diye korkusu ayrı bir dert. Şu an hiçbir şey yapmayacağım. Yeni uyandım arkadaşlar, kusura bakmayın. O kadar rüzgar var ki bir haftadır. Ne kuşlara çıkasım var, ne kuşları açasım var. Hatta çıktım kuşları yemlemek için. Gel. Mis ki mardin. Sete çıkın oğlum, hadi. Gel. Bakayım sana, erkek misin, dişi misin? Vallahi dişiyi andırıyor arkadaşlar kuş. Bakalım yakalayabilecek miyiz arkadaşlar? Gel. Bu bizimkinler var ya. Ya bu rüzgarda bir delilik yapıp kuş uçurmaya kalkayım dedim. Arkadaşlar kuşları bir açtım, şu bayrağı görüyor musunuz? En aşağı 1 kilometre. Arkamı dönene kadar bütün kuşlar oradaydı arkadaşlar. Allah muhafaza. Hepsi acemi. En ufak bir kaza kurbanına denk gelebilirdim. Gel. Hemen kümesi geri açtım. Sen ol oğlum dedim. Bu havada sakın bir daha kuş uçurma. Bir de uçurduklarımın hepsi azman. Yani azman dediğim arkadaşlar, acemilere ben azman diyorum. Azman hepsi arkadaşlar. Bir yolunu bulan Voltingen yani. Yazık günah. Bu kadar güzelim kuş. Şu an hepsi tüyde. Bıraktım uçurmayı bu ara. Bu rüzgarın çıkması yüzünden, bir de kuşlar tam tüyünü dizmediği için şu an onların tüylerini dizmesine birebir fırsat oldu bu rüzgar. Allah nasip ederse. Şu an hiç ellemiyorum. Hadi bebeğim. Gel. Kalk sete. Kalk. Aman. Yavrum sen daha hiç uçmadın ya. Neyin kafasında yaşıyorsun? Gel. Kalksana kızım, sen büyüksün. Kalk. Kalk oğlum sen. Kalk. Arkadaşlar. Ufaktan şöyle bir şey yapıyorum. Gel. Şu bir tek iki tane kuş keyifsizleşmiş. Gel. Kümesin üstüne çıkın. Gel. Kümesin üstüne çıkmaları iyi arkadaşlar. Gel. Aman. Bu benim deneme yavrularından olan Arap arkadaşlar. Bir hafta önce az kalsın ölüyordu arkadaşlar kendisi. Nerede? Nereye gitti? Şurada. Arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. Kilo ağırlığındaki bir kuşun 3-4 gün sonra fark ettiğinizde bir tüy parçasına dönüştüğünü hesap edin. Bu da o şekil olmuştu. Tabii bu kadar yeni kuş olunca hangi birisiyle tek tek ilgilenmem biraz zaman alıyor. Bu yüzden unutmuştuk bizim beyefendiyi. Niye? Birçoğundan çok daha iyi beslenip büyümüştü. O yüzden pek üstüne düşmedik. Hayvan bir kendini şey yapmış, strese sokmuş. İnanın arkadaşlar, elime aldığımda sadece ve sadece tüy parçası olduğunu fark ettim. Neyden yapar, niye yapar, la yem atıyorum, yemiyor, bilmem ne falan. Meğer bu koca eşek, bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar, koca eşek yani ha.
Şuradaki suluğun rengi değişik diye beyefendi su içmiyor. Bak hele sen. E su içmeyince ne olmuş? Hayvan bildiğiniz hemen kendini şeye çekmiş. Kurumaya çekmiş. Hemen tuttum aşağıya tekrar eski yerine attım arkadaşlar. Kuşun yaptığı tek şey suluğa saldırmak oldu. Aşağıda iki gün bıraktım onu. Üçüncü gün çıkardım. Getirdim burada kafasında suluğa soktum. Al dedim burası suluk. Suluğun önünde bıraktım Kamil'i. Allah'a bin şükür ki şimdi şey yaptı. Suluğun yerini öğrenmiş oldu. Ufak ufak da yemeye başladı. Gerçekten yemiyordu arkadaşlar. Çünkü atıyordum. Ben de dedim ki bir ara artık dedim bu kuşta bir şey var. Bu kuşun gözleri mi kör oldu acaba? Yani o kadar sinirim bozuldu ki aklıma olmadık şeyler gelmeye başladı. Hadi güzelim. Aa, Mardin nereye gitmiş lan? Aha, biz muhabbete dalarken Mardin kaybolmuş arkadaşlar. Ya. Gel. Orada. Çıkın lan biraz setin üstüne. Ulan çılgınlık yapmadan olmuyor bu hayat. Demek ki biraz da çılgınlık yapmak lazım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Oh my god. Gel. Çılgınlık yapalım derken kasa mı geldik acaba? Ya. Bülent Yaşar. Gel kızım. Gel, burada sıcak yuvan var. Temiz suyun var. Bir sürü rengarenk kuş var. Kelebek ırkının en iyisi var burada, gel. Sen bir Mardin'sin ama seni de vereceğimiz bir yer var elbet. Gelirsen tabii. Evet, hadi bebeğim. Gel. Aç bu kuşu arkadaşlar. Gel. Evet, sen gelirsin buraya. Ben senin taktiğini çözdüm. Senin yemi görmen lazım. Ya. Aa, nereye gitti lan kuş? Kaydı mı gene? Arkadaşlar kuş düştü mü, uçtu mu lan? Şu an kuşu arıyorum. İnanır mısınız arkadaşlar? Ya. Nereye gitti lan kuş? Kaydı herhalde, düştü herhalde. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Kuş kayboldu. Hayalet gibi arkadaşlar kuş. Mardin hayalet gibi ortadan kayboldu. Ben ne olduğunu anlamış değilim. Allah Allah. Şöyle gideyim dedim, setin üstüne yem dizeyim arkadaşlar. Bir ara gözüm buraya çarptı, bir ara oraya baktım ki kuş yok. Harbiden yok. Yani kalksa kanat sesi gelirdi. Ya gel sen de. Şimdi bu rüzgarda o kadar havalar düzgünken uçmaya kalkmadın. Şimdi mi uçuyorsun? He? Bütün işin ters senin zaten. Ha, burada işte Mardin arkadaşlar. Ya. Geldi arkadaşlar. Gel. Hop. Oo, bu kuş çok iyi. Bu kuş çok iyi arkadaşlar. Ya. Mis ki. Ya. Hemen kuşlar tepeye. Gel. Meğer kuşu zıplatmış. Kuş o kadar oyunlu ki kaç metre ileriye gitmiş. Gel. Seni çılgın seni. Arkadaşlar kuş muhteşem. Çok güzel bir miski. Büyük ihtimalle dişi. Şimdi onu buraya çekeceğiz. Gel. Gel kızım.
Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Bilerek bütün kuşları buraya sürüyorum arkadaşlar. Gel, 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 gel. Aa oğlum kalkmayın, sakin ya. Sakin, sakin, gel, gel, gel. Bebeğim bak burada yem de atıyorum, görüyorsun. Gel, gel, gel. Hayvanda suç yok arkadaşlar. Rüzgar. Kurban olduğum Allah'ım, öyle bir rüzgar var ki arkadaşlar, fenalık yani, gerçekten fenalık. Bir de bizim deniz kenarına yakın olduğu için bu rüzgar 2-3 mislini hesap edin arkadaşlar. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Aman aman aman. Zaten fırtına, rüzgar dediğimize bakmayın arkadaşlar. Bildiğiniz fırtına var yani. Bir haftadır. Bu yüzden bu fırtınada ilk defa bir video çekmek nasip olacak. Kaçağımız gelirse arkadaşlar, videoyu duraklatayım, kaçak geldiğinde devam edeyim.